Ee, ben işçiyim Şenay'da işveren ara, bu, ara buluculuk merkezine başvurduğumuzda bireysel olarak biz mi gideceğiz <laughs> yoksa bizim de kendi hukukçularımız var biz o hukukçulara vekalet vereceğiz ve aynı bir mahkemeye gider gibi kendi vekillerimiz ee, gidip bizim adımıza orada görüşmemi mi yapacaklar? Tabii. Şimdi böyle bu da e, iş mahkemeleri kanununun 22. maddesinde belirtilmiş. Denmiş ki ara buluculuk görüşmelerinde taraflar bu ara buluculuk görüşmelerini bizzat kendileri yapabileceği gibi vekilleri aracılığıyla da yani hukukçular aracılığıyla da yapılabilecek. Yani siz şimdi ara buluculuğun şöyle bir çözümü var daha kolay bir çözümü vardır. Siz bunu bireysel olarak gidebilirsiniz daha makul fiyatlarla halledebilirsiniz bir avukat tutmayabilirsiniz orada anlaşırsınız ücretinizi alırsınız ve taraflar anlaştığı için olay kapanmış olur. Bu bu durumda da tabii ki bir mahkemeye gidilmiş gibi yani bir dava harcı, noter ücreti, belirkeşi masrafı, keşifler bunların hepsi masraflı şeylerdir. Bunları hmm. yapmadan ara buluculukla ekonomik yollarla daha kolay çözebilirsiniz. Tabii bu masraf yani. iki taraf içinde var değil mi? Yani tabii ki yani, yani ama iki, iki taraf için olduğu için aslında iki taraf için de maddi anlamda tabii ki avantajlı bir tabii şey. Tabii mahkeme bir külfet. Belirli e, meblağlara harçları var. O harçları ödemeniz gerekir. Bunları tamamlamadığınızda e, bu sizin için davanın bir daha görülememesine sebep olabilir. Peki arap bulucu merkezleri Adalet Bakanlığına bağlı bağlı da e, nasıl diyeyim bir devlet kurumu mudur yoksa ara... bir e, bağımsız özel bir kurum mudur? Hayır ara buluculuk merkezleri bizim Adalet Bakanlığımızın oluşturduğu adliyelerimizin içinde olan bir merkezdir. Hı. Bir merkezdir bu. Bu arada deminki soruda şöyle bir örnek de vermek istiyorum buraya gelmeden. Deminki soruda dedik ya sadece hukukçularımız... ...la mı kendimizi temsil ettirebiliriz? Kendimiz temsil edebiliriz. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi ara buluculukta bir şeylerin tespitini yapmaya çalışıyoruz ya biz. Alacaklarım var. Yıllık izin ücretlerim, kötü niyet tazminatlarım... ...ihbar tazminatlarım, kıdem tazminatlarım. Bunların tespiti için... E, ...o anda bize yardımcı olabilecek... ...taraflardan birinin davetiyle... ...oraya katılabilecek... ...hesap bilir kişileri de olabilir. Hmm. Tabii uzman kişiler de olabilir. Yani bizim o anda oradaki olayımızın çözümünü sağlayabilecek kişiler de taraflardan birinin davetinin üzerine görüşmek hazır bulunabilir. Bu arada araya girerek şunu sormak istiyorum bağlantılı olduğunu düşündüğüm için. E, dolayısıyla sizin karşı tarafın e, belirlemiş olduğu ara bulucu ya da sizin belirlemiş olduğunuz ve karşı tarafın bir nevi kabul ettiği ara buluculuğuyla ara buluculuğu olan kişiyle devam etme şansınız var. Hayır, arabulucu kişi arabulucuk merkezleri tarafından atanıyor. Hı, atanıyor. Yani tabii. siz de atanabilirsiniz. Yani, yani hiç bilmediğiniz tabii, iki, Kişi şey gibi tabii, aslında. Tabii tabii. Evet, Aynen yani o şekilde. hiç şekilde. Aslında... o zaman mahkemelerin yani devletin adı atanmış Tabii şey ki olay. bakın şöyle. Evet e, yani e, Sizin sorunuza huku... Evet oraya geleceğim. Hukukçuyu devlet atıyor ama tabii kimi ki. atacağı devletin bildiği iş. Tabii ki. Şu alanında demin de bahsettik ki alanında uzman ara bulucular. Ara buluculuğunda bir sınavı ve bir kıdem şartı var. Ha, tabii bu ki. Bu bir titr. Tabii ki ara buluculuk bir titrit ee, kişiler 5 yıllık hukukçuluk mesleğine devam ettiğinde bunun eğitimini aldıktan sonra ve akabinde sınavına girdikten sonra bu ara buluculuk e, titrini önlerine alıp bu işi yapmaya hak kazanıyorlar hmm. olay böyle yani bizim bilme ne işçi biliyor ne işveren biliyor. Peki e, ara buluculuk e, titrine sahip olduktan sonra siz hukukçuluğunuza devam edebiliyor musunuz? Yoksa devletin sizi atadığı ya da belirlediği işin e, sadece ara buluculuk görevine mi devam etmek I, durumundasınız? Hiç sorun yok. E, her ikisinde yapabiliyorsunuz. Her ikisine devam edebiliyoruz. Peki ben sizden e, bir işveren olarak ya da işçi olarak e, şunu talep edebiliyor muyum? Yani kanunda mesela örnek veriyorum böyle bir açık var mı? Siz benim hem hukukçum hem de e, tesadüfen de atanmış olarak arabulucum olabiliyor musun? Öyle bir şey olmaz. Olamaz. Evet. Olmaz. <laughs> Objektif olmaz. Objektiflik. Adı üstünde bilir kişi olunmuyor o zaman. Peki, öyle değil mi? Şimdi kişi gelmişken yine de sormak <laughs> istedim. şimdi 1 Ocak 2018 e, zorunluluk zamanı peki. dediniz ya. Şimdi biz biliyoruz. 3 yıl, 5 yıl benim de çevremde var. 2 yıl, 3 yıldır süren iş mahkemeleri, işçi işveren anlaşmazlıkları var. Bunlar da bu sırada mahkeme sürecini durdurup olayı ara buluculuğa kaydırabilirler mi? Ya da mahkeme bunları tamam bu iş burada uzuyor ara gidin diyebilir mi? Şimdi şöyle bu bahsettiğimiz 01, 01 2018'den önceki açılmış ilk derece mahkemelerinde Yargıtay'da ve bölge adliye mahkemeleri için uygulanmaz. Artık burada açılmış olan davalar seyirine devam edecek. Devam edecek. Ama Demin saydığımız bu ihbar, kıdem, kötü niyet tazminatı, işe iade vesaireler için artık 1 Ocak tarihi itibariyle dava şartı olarak, zorunlu dava şartı olarak ara buluculuk bir zorunluluk. Hı hı. Ama bu tarihten itibaren. Yani anladım. öncesi için ön başını başını kapsamıyorum öncesini kapsamıyor. Öncesini kapsamıyor. Evet. Anladım. O tarihten itibaren. Evet. E, peki bu arada e, ben konuya devam edeceğim ama merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Evet. Tabii ki çok uzun yıllar birçok meslek gibi bunun okulu okunuyor, çok zorlanılıyor ama yani siz ezbere anayasayı nasıl biliyorsunuz? <gülüyor> çok <gülüyor> merak ettiğim şeylerden bir tanesi çünkü gerçekten şunu şu maddesine dayanarak diye o kadar hani böyle emin olarak haliyle <gülüyor> ki <gülüyor> işiniz bu söylüyorsunuz ki yani o kadar çok konuşma şey, konu o kadar çok istisnai durum var ki yani. Evet, çok ilginç, öyle değil mi hocam? İşte aslında e, Gözde Hanım ön bir bilgi verdi, ara buluculuk gibi, e, ara buluculuk yapacak kişi de iş ve iş veren e, kanunları üzerine özelleş özelleşen ve, e, uğraştığı şeylerin büyük bir kısmını bu dalda yöneten insanlar olduğu için. Aynı tıptaki alt branşlar gibi hukukla da alt evet. branşlar üzerinde gidiyor. Böylece en azından büyük klasörler birazcık daha küçük hale da geliyor. Hocam i̇stediği <laughs> kadar küçük olsun. Hakikaten ben hayranlıkla e, izliyorum diyebilirim. Yeniden konumuza geri dönelim. E...